Merhaba arkadaşlar, bugün 6. sınıf MEP yayınları sayfa 66, 67 ve 68'deki çalışma kısmını çözeceğiz. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıdaki sayıları ağaç diyagramı yöntemiyle asal çarpanlarını ayırınız. Asal çarpanları ağaç diyagramı ile bulmamız istenmiş. A şıkkında bizim için örnek şeklinde o cevaplamış. Bakalım ne yaptı arkadaşlar? 18'i önce ilk asal sayımız olan 2'ye bölerek başlıyor. 18'i 2'ye böldü, 9 çıkar. 2 ile 9'u ilk satıra yazdı. Sonrasında 2 başka bölünü olmadığı için aşağıya doğru devam eder. 9 ise asal çarpanlarına ayrılmaya devam eder. 2'ye bölünmediği için 3'e böldü. 3 kere 3 9 olduğu için de son satıra bu şekilde yazılmış oldu. İşte son satırda çıkan şu 2 3 3 ifadesi 18'in asal çarpanlarını vermiş olur bize. A şıkkında da bunu açıklamış diyoruz birinci soruda. B'yi de biz yapalım arkadaşlar hızlıca. Öncelikle ilk asal sayı olan 2'ye bölerek başlıyorum. 32'ye böldüm. 15 yapar. 2'ye 15 geldi. 2 burada böleni olmadığı için aynı devam edecek. 15 sayısı 2'ye bölünmediği için 3'e 5 şeklinde ayrılmış olacak. İşte 30'un da asal çarpan ağaç diyagramı bu şekilde olmuş oldu. 2, 3, 5 asal çarpanlarını bize vermiş oldu. D şıkkında. B'yi yapalım. B aşağıdaymış. B dedik ama D'yi yaptık önce. B'yi yapalım şimdi arkadaşlar. 36'yı ilk asal çarpan olan 2'ye bölerek başlıyorum. Burada 2'ye bölünmezse 3'ten de başlarız. 3'e bölünmezse 5 şeklinde asal çarpanlarla devam edebiliriz. 2'ye bölündüğü için 2 çarpı 18. 2 ile işlemim yok. 18 tekrar 2'ye bölündüğü için 2 çarpı 9. 2'lerle işim yok. Onları direkt aşağıya doğru yazıyorum. 9 2'ye bölünmez. 3 çarpı 3 şeklinde olur. Bu 36'nın da çarpan ağacı bu şekilde geliştirilmiş olur B şıkkında. E şıkkına baktığımızda arkadaşlar yine 2 ile başlıyorum. Şöyle hemen bir şurayı silelim. 2 ile başladım. 2'ye 42. 2 ile işlemim yok. 42 2'ye bölündüğünde 21. 2'lerle işim yok. Onları direkt yazıyorum. 21 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. 3 çarpı 7'dir. Burada da çarpan ağacı şeklimiz 84 için böyledir. Çarpanlarını sorarsa arkadaşlar 2, 3 ve 7 çarpanlarıdır 84'ün diyoruz. Son satıra bakmamız yeterli. Devam ettim arkadaşlar aşağıya doğru. C'ye baktım. 100'ün çarpan ağacı istenmiş. Hemen 2'ye bölerek başlıyorum. 2'ye 50. 2 devam ediyor. 52 çarpı 25 olduğu için bu şekilde 2'ler devam edecek. 25 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5 çarpı 5'e eşit olduğu için 2, 5, 5 şeklinde çarpanları ortaya çıkmış oldu. 100 sayısının diyoruz. Bu şekilde çarpan ağacını belirtmiş olduk. 120 sayısına bakalım. 2'ye böldüm. 60. 2 ile işlemim yok. 60'ı 2'ye böldüm. 30. 2'lerle işim yok. 32'ye böldüm. 15. 2'lerle işim yok. Bunlar her satırda yazılmak zorunda arkadaşlar. 15. 3 çarpı 5 olduğu için bu şekilde çarpan ağacımızı oluşturmuş olduk. Bazı kaynaklarda yazmadan da sadece bir tane olarak da gösteriyor ama genel gösterim bu şekilde 2'nin aşağıya doğru devam ettiği gösterimdir diyoruz. Devam ettim. 120'yi de verdikten sonra 150'yi verelim. 2'ye böldük. 75. 2 devam etti. 75. 2'ye bölünmediği için 3 çarpı 25. 2 ve 3 böleni olmadığı için devam eder. 25. 5 çarpı 5'e eşit olduğu için bu şekilde verilmiş oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. 2, 3, 5, 5 şeklinde çarpanları çıkmış oldu 150 sayısının. Devam ediyorum arkadaşlar. 210 sayısıyla. 2'ye böldüm. 105. 2 devam eder. 105 3'e bölünen bir sayı. 3'e böldüğümüzde 35. 2 ve 3 devam ediyor. 35 sayısı 5 çarpı 7. 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e bölünen bir sayı. O yüzden 5 çarpı 7 şeklinde yazacağım. 2, 3, 5, 7 de asal çarpanları olmuş olacak. 210 sayısının dedik. Çarpan ağacı yöntemiyle. İlk sorumuzu cevapladık arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam edelim. Burada da Asal çarpanları nasıl bulmamız istenmiş bakın arkadaşlar. Asal çarpan algoritmasıyla okuyalım hemen soruyu. Aşağıdaki sayılar asal çarpan algoritması yöntemiyle asal çarpanlarını ayırınız. İki yöntemimiz var zaten. Çarpan ağacı yöntemiyle birinci soruda çözdük. Şimdi de asal çarpan algoritmasıyla çözmemiz istenmiş. Burada nasıl yapıyoruz? Yine aynı mantık. En küçük asal sayıdan başlayarak bölerek en son 1'e kadar devam ediyorum. Mesela 20'yi 2'ye böldüm 10, 12'ye böldüm 5. 5 2 ve 3'e bölünmediği için 5'e böldüm. Kendisinden başka bölünmeyen yoktur. 1 o şeklinde devam eder. Burası 1 olduğunda işlem biter. Burada çıkan sayılar bizim asal çarpanlarımızı oluşturmuş olur. Şimdi 42'yi biz yapalım. 2'ye bölüyorum 21. 2'ye bölünmediği için 3'e bölüyorum 7. 7, 2, 3, 5 gibi sayılara bölünmez. Kendisinden başka böleni yoktur. O yüzden 7'ye böldüm 1 şeklinde devam eder. İşte burada çıkan sayılar 2, 3, 7 sayısı bizim asal çarpanlarımızı oluşturmuş olur arkadaşlar. D şıkkında. Devam ettim. 70'e baktım arkadaşlar. 2'ye böldüm 35. 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e bölünür. 5'e böldüğümde 7. 7 kendisinden başka böleni olmadığı için 7'ye böldüm 1 şeklinde oldu. Burada çıkan sayılar 2, 5 ve 7 sayısı bizim asal çarpanlarımızı oluşturdu diyoruz. E şıkkına baktım. 108'i 2'ye böldüğümüzde 54. 54'ü 2'ye böldüğümüzde 27. 27'yi 2'ye bölünmediği için 3'e böldüm arkadaşlar. 27'yi 3'e böldüm 9. 9'u 3'e böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm 1 şeklinde asal çarpanlarım ortaya çıkmış oldu. Bakın 2'ye bölündüğünde 2, 2'ye bölünmediğinde 3'e geçiyorum. 3'e de bölünmeseydi 5'e, 5'e de bölünmese 7'ye şeklinde asal sayılarla şurada devam etmiş oluyorum dedik. Devam ediyorum C şıkkıyla. 130 sayısına baktığımızda 2'ye böldüğümüzde 65. 65 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölüyorum o halde. 65'i 5'e böldüğümde 13. 13 2, 3, 5, 7, 11 hiçbirine bölünmez. Kendisinden başka bölüneni yoktur. O yüzden 13'e böldüm 1 şeklinde çıktı. Asal çarpanlarımız bunlar. 375'i 2'ye böldüğümüzde bölünmez. 3'e bakalım. 3'e bölünüyor evet. 125 yaptı. 125 yine 3'e bölünüyor mu? Hayır. 5'e bölünüyor. 5'e böldüğümüzde 25. Doğru yaptık mı? Evet doğru yaptık. Bir daha 5'e bölüyorum. 25'i 5'e böldüm 5. 5'i bir daha bölüyorum. 1 oldu. Burası 1 oluncaya kadar işlem devam ettiğini unutmayalım. 3 ve 5 bu sayının asal çarpanlarını vermiş oldu. Devam ediyorum C şıkkıyla. 400 sayısının asal çarpanları. Önce 2'ye böldüm 200. 2'ye böldüm 100. 2'ye böldüm 50. Bakın 2'ye bölündüğü sürece 2'ye bölmeye devam ediyorum. 2'ye böldüm 25. 25 artık 2'ye bölünmez. 3'e de bölünmüyor. 5'e bölünür. 25'i 5'e böldüm 5. 5'i 5'e böldüm 1 şeklinde gitti. İşte burada çıkan sayılar bizim asal çarpanlarımızı oluşturmuş oldu. Son G şıkkında 452'ye böldüm 225. 225 sayısı 7, 9, 2'ye bölünmez ama 3'e bölünüyor. 3'e böldüğümüzde 75 yapar. Doğru mu yaptık? Evet. 75 yine 3'e bölünen bir sayı. Böldüğümüzde 25 yapar. 25 3'e bölünmez. 5'e bölünür. 5'e böldüğümüzde 5. 5'i 5'e böldüğümüzde 1 oldu. İşte burada çıkan sayılar asal çarpanlarımızı vermiş oldu. Sayfa 66'da dedik arkadaşlar. Ve 67. sayfaya doğru ilerlemiş olduk. Alıştırmalar kısmına geçtik. Birinci sorumuza baktığımızda aşağıda asal çarpan algoritması yöntemiyle çarpanlara ayrılmış sayıları bulunuz. Bu sefer asal çarpanları vermiş, sayıyı istemiş, şuradaki sayıyı. Burada arkadaşlar şuraya 1 yazıyorum. 1 olduğunda bitiyor biliyorsunuz asal çarpanlar. Tersten işlem yapıyorum. Nasıl tersten işlem? Bir sayıyı 7'ye böldüğümde 1 kalıyorsa 1 ile 7'yi çarparak bu sayıya ulaşabilirim. 1 çarpı 7, 7 yani şurada 7 yazması lazım. 7'yi 7'ye böldüğümde 1 kalması için. Tersten işlem yapıyorum yani. Bir sayıyı 3'e böldüğümde 7 olması için 7 ile 3'ü çarptığımda bu sayıyı elde ederim. Yani 7 kere 3 21. Burası 21. 21 ile 3'ü çarparak 63. Burası. 63 ile 2'yi çarptım. 126. 126 ile 2'yi çarptığımda da 252 şeklinde olacak değil mi? Evet doğru. 252. Yani sayımıza ulaşmış oldum. 252 olacak. Buradaki bütün örneklerde aynı şekilde arkadaşlar. Birden başlayarak tersten çarpma yaparak gitmiş olacağız. B'ye geçtim. 1 çarpı 5 5. 5 çarpı 3 15. 15 çarpı 3 45. 45 çarpı 3 120 135. 135 çarpı 2 270. Yani ikinci sayımda 270 oldu. Tersten çarpma yaparak ilerledim. C şıkkına baktığımızda 1 çarpı 5 5. 5 çarpı 5 25. 25 çarpı 3 75. 75 çarpı 3 225 oldu. C şıkkımızın cevabı da. C'ye geçtim arkadaşlar. 1 kere 5 5. 5 kere 5 25. 25 çarpı 5 125. 125 çarpı 2 250 oldu. C şıkkı. Tersten çarparak ilerliyorum. 1 çarpı 7 7. 7 çarpı 3 21. 21 çarpı 3 63. 63 çarpı 3 189 olmuş oldu. D şıkkımızın cevabı. E'ye geçtiğimizde 1 çarpı 7 7. 7 kere 7 49. 49 çarpı 3 147. 147. Bir daha düşüneyim. 50 olsa 50 çarpı 3 150 eder. 3 çıkaracağız. 147 doğru oldu. 147 çarpı 2 de 294 olarak karşımıza gelmiş oldu. E şıkkında cevabımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci sorumuzu rahatlıkla yapmış olduk. İkinci sorumuza geçtiğimizde aşağıdaki ağaç diyagramı yöntemiyle çarpanların ayrılmış sayıları bulunuz. Burada da aynı mantıkla devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın A şıkkında zaten bütün sayıları vermiş. B şıkkın, C şıkkına bakarsak C şıkkında bazı verilmeyenler var. Yine aynı mantıkla yukarıda olduğu gibi bu iki sayı bu sayının çarpılmış halidir. Yani mesela buraya 55 yazsam 5 çarpı 11 şeklinde yazılabilir. O yüzden bu iki sayıyı çarparak bu sayıya ulaşabilirsiniz verilmeyen terime. O yüzden 5 ile 11'i çarptığımızda 55 yapar. Yani buraya 55 yazılacak. 55 ile 5'i çarptığınızda bu sayı elde edilir. 55 çarpı 5. 50 çarpı 5 olsa 250. 25 de buradan geldi. 275 oldu. Bu boşluğumuz. 275'i de 2'yi çarparak buraya elde edebilirsiniz. 275 çarpı 2. 550 olarak C şıkkımızın cevabı gelmiş oldu. Tersten çarpıyoruz. Bakın 7 kere 2 14. 14 kere 2 28, 28 kere 2 56 şeklinde yukarıya doğru çarparak ulaşabiliriz diyoruz. C şıkkının cevabını vermiş olduk. B ve D'ye bakalım. B ve D'de arkadaşlar 7 kere 5 35. Buraya 35 yazıyorum. 35 kere 3 90 105. 105 kere 3 315 şeklinde cevabım gelmiş oldu. Burada 3 çarpı 11 33. 33 çarpı 3 99. 99 çarpı 3 270. 27 daha 297. Bir daha düşünelim. 3 kere olsa 300 doğru. 297 cevabı doğru olacak. D şıkkında diyoruz. Devam ettim arkadaşlar. C ve E şıkkıyla. C şıkkına bakarsak 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 2 54. 54 kere 2 108 şeklinde C'de cevabım çıktı. E'de ise 5 kere 11 55. 55 kere 5 275. 275 çarpı 3 600 825. Güzel. 825 çıktı. 825 çarpı 3. Bunu yazmam lazım. 5 kere 3 15 elde var. 1. 3 kere 2 6 7. 8 kere 3 24. 2475 olarak E şıkkında cevabım gelmiş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tersten çarpma işlemi yaptık. 67. sayfada. 68. sayfaya doğru ilerlediğimde aşağıda karşılıklı olarak verilmiş sayılardan asal çarpanları aynı olanları eşleştiriniz. O zaman bütün hepsinin asal çarpanlarını bulmam lazım. Şimdi biraz isabetli gidersek 18'in asal çarpanlarını hızlıca bakalım. 2'ye böldüğümüzde 9, 3'e böldüğümüzde 3, 3'e böldüğümüzde 1 şeklinde gitti. 2 ve 3 asal çarpanları var 18'in. Burada da 6'da sanki öyle bir durum var arkadaşlar. 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3, 3'e böldüğümüzde 1 şeklinde gider. Bakın 6'nın da asal çarpanları 2 ve 3, 18'in de 2 ve 3. O zaman 18 ve 6'nın asal çarpanları aynı diyoruz. Hocam burada bir de fazladan 3 var. O önemli değil. Bakın bize asal çarpanları aynı olanlar diyor. 2 ve 3 var. Farklı bir sayı yok. Burada da 2 ve 3 var. Adetleri önemli değil. Sadece sayılar aynı. Bakın farklı bir sayı yok. İkisinde de 2 ve 3 asal çarpanları var. Sayılar önemli değil yani. 18'de 6'yı eşleştirmiş oldum. Başka geçelim arkadaşlar. 70'e bakalım. 70'i yazdım. 2'ye böldüğümüzde 35. 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. 2, 5 ve 7 asal çarpanına sahip olması isteniyor. Sanki bu da 140'da var gibi. 140'a baktığımızda 2'ye böldüm 70, 2'ye böldüm 35, 2'ye böldüm bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Bakın burada da 2, 5 ve 7, 2, 5 ve 7 var. 2 bir tane fazla önemli değil sayısı ama sayılar gördüğünüz gibi aynı çıktı. Asal çarpanları aynı olan 70 ve 140'ı alabilirim. Hocam nereden anlıyoruz? Biraz da katlara bakıyorum. Bak 6 ve 18 birbirinin katı. 70 ile 140 birbirinin katı. Oradan asal çarpanları da aynı olma ihtimali çıkıyor genelde. 30 ve 90 bakın aynı olma ihtimali var. 105 ile 315 birbirinin katı. Bunların da aynı olma ihtimali var. Oradan çağrışım yapsın size. 30'da 90'a bakıyorum sağlayacak mı? 30'a baktığımızda 2'ye böldüm 15. 2'ye bölünmez 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 2, 3, 5 oldu asal çarpanları. 90'a bakıyorum. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Bakın 2, 3, 5 var. 2, 3, 5 var. Fazladan bir 3 var. Sadece o kadar. Onun haricinde asal çarpanları aynı. O yüzden 30'da da 90'ı işaretledim. Geriye 105'te de 315 kaldı. Onu da hızlıca gösterelim. Şöyle temizledim. 105'i gösterdim. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür mü? Evet. 3'e böldüm 35. 3'e ve 5'e bölünmedi. 2 ve 3'e bölünmez. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1 şeklinde. 3, 5, 7 asal çarpanı geldi. 315 yapıyorum. 6, 9, 3'e bölünüyor. 2'ye bölünmez. 105. Yine 3'e böldüm. 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Bakın 3, 5, 7. 3, 5, 7 aynı. Sadece bir tane 3 fazlalığı var. Sayıları önemli değil. Ama aynı sayıların olduğunu gördük. Yani 105'te de 315 eşleşmiş oldu. Tekrar şu ipucunu verelim. Asal çarpanların aynı olması için sayıların birbirine böyle katı falan olması lazım. 6 ile 18'de gördüğünüz gibi katı, 70 ile 140'da birbirinin katı, 105 ile 315, 30'da 90 birbirinin katı olduğu için asal çarpanları da aynı çıkmış oldu diyoruz 3. soruda. Bu da size ipucu olsun. 4. sorumuza geçtik. 108, 165, 210, 230 sayılarından hangisinin asal çarpanları sayısının en fazla olduğunu bulunuz. Tek tek hepsinin asal çarpanlarının adedini bulmam lazım. 108 ile başlıyorum. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm. 2'ye bölünmediği için 9. 9'u 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Bakın burada sadece 2 ve 3 yani 2 ve 3 asal çarpanları ortaya çıktı. Yani en fazla diyordu. Bunda 2 tane büyük ihtimal bu olmayacak arkadaşlar. 165'e geçtim. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. 3'e böldüğümüzde 55 çıkar. 150, 165 doğru. 55 sayısı 3'e bölünmez. 5'e bölünür. 5'e böldüğümde 11. 11 kendisinden başka böleni yok. O yüzden 11'e böldüm 1. Burada 3, 5 ve 11 yani 3 tane asal çarpan geldi. Şu an en fazla 165'in. Devam ediyorum 210'la. 2'ye böldüm 105. 2'ye bölünmez 3'e böldüm 35. 3'e bölünmez 5'e böldüm 7. 7, 7'den başka böleni yok. 7'ye böldüm 1, 2, 3, 5, 7 yani 4 tane çarpan geldi. Şu an en fazla 210. Bir de 230'a bakacağız. 230'a baktığımızda 2'ye böldüm 115 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünür arkadaşlar. 5'e böldüğümüzde 23 kendisinden başka böleni olmadığı için 23'e bölünür ve 1 gelir. Burada da bakın 2, 5 ve 23 asal bölenlerine, asal çarpanlarına sahip. Yani 3 tane, bu da 2, 5 ve 23. En fazlayı sorduğu için 2 tane, 3 tane, 3 tane, 4 tane olan 210 sayısının asal çarpanı en fazladır diyorum. 210 en fazla asal çarpana sahip sayı dedik 4. sorumuzda. 5. ile devam ediyorum. Yandaki ağaç diyagramına göre A artı B eksi C eksi D işlemin sonucunu bulunuz. Yani önce A, B, C, D'yi bulmam lazım. Nasıl buluyordum arkadaşlar? Bakın bunda şu sayıyı vermemiş. Verse C'yi bulabilirdim ama şurada C'yi bulabiliyorum. 2 ile kaçı çarparsam 30 olur. Buradan yapabilirsiniz. 2 ile bir sayıyı çarptığımda 30 olacak. Kaç o sayı arkadaşlar? 15. O yüzden C yerine 15 lazım ki 15 ile 2'yi çarptığımda 30 olsun. C'yi buldum, 15. Şimdi D'yi bulabilirim. 3 ile kaçı çarparsanız 15 yapar? 5'i. O yüzden D yerine 5 gelecek. Devam ettim. Yukarıya doğru çıkıyorum. 30 ile 2'yi çarparsam B'yi elde ederim. 30 çarpı 2 60. B sayısı 60 geldi. 60 ile 2'yi çarparsam da A sayısını bulurum. 60 çarpı 2 120 yaptığı için A'yı da 120 olarak bulmuş oldum. Bu iki sayının alttaki iki sayının buna verdiğini, bu iki sayının çarptığımızda bu sayıyı verdiğini biraz önce yukarıda söylemiştik zaten. Çarparak o A, B, C, D'yi bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yapmam istenmiş. A ile B'yi toplayan 120 ile 60'ı topladığımda 180 eder. Bundan 15'i çıkar. 15 çıkarırsam 165 kalır. Bir de 5'i çıkar. 165'ten de 5'i çıkarırsam 160 kalır geriye. Yani cevabımız bu işlemin sonucu 160 çıkmış oldu arkadaşlar. 5. sorumuzun cevabında dedik. Devam ettik 6. sorumuzla. Yandaki asal çarpan algoritması yönteminde her harf farklı bir doğal sayı ifade ettiğine göre A sayısını bulunuz demiş. Burada bakın biraz önce yine çözmüştük bu tarz bir soru. Tersten işlem yaparak A'ya ulaşabiliriz. Yani hangi sayının 11'e bölümü 1'dir? 11'in. Bunu şu şekilde 1 ile 11'i çarparak E sayısını bulabiliyorduk. 1 çarpı 11. 11, yani E sayısı 11'dir. 11 ile 3'ü çarparak D'yi bulabilirsiniz. 11 çarpı 3 33. D 33. 33 ile 3'ü çarptım 99. C sayısı. 99 ile 3'ü çarptığımda B'yi verecek. O da 100 olsa 300 yapar. 3 çıkardığımızda 297 yaptı B sayısı. Bunu da 2 ile çarptığımızda 297 sayısını 300 olsaydı 600 yapardı. Ondan 6 çıkarmam lazım. 594'te A sayısını vermiş oldu. Bize A sayısını bulunuz demiş. A sayımız 594 çıkmış oldu arkadaşlar. 6. sorumuzun cevabında diyoruz. Devam ettik 7. sorumuzla. A ve B farklı asal sayılar ve K 2 basamaklı bir sayı olmak üzere. 2 basamaklı bir sayıymış. K eşittir A çarpı B eşitliğinde K'nın en küçük doğal sayı değerini bulunuz diye sormuş. Şimdi A ve B farklı asal sayılar. K 2 basamaklı bir sayı. K'nın alabileceği en küçük değeri soruyor. Şimdi en küçük değeri sorduğu için A yerine en küçük asal sayıları yazalım. Asal sayı olduğu için farklı. En küçük asal sayılar 2 ve 3. O zaman 2 ve 3 yazdığımda 2 çarpı 3 6 yapar K sayısı. Ama K sayısı en küçük değeri 6'dır. Ama diyor ki 2 basamaklı olsun. O zaman bu sağlamadı. O zaman 2 ile 3'ü değil de 2 ile 5'i deneyeyim. 2 çarpı 5. Bakın ikisi de asal bir sayı. 2 de asal, 5 de asal. Çarptığımızda 10 eder. K sayısı 10 olabilir mi? Evet, 2 basamaklı bir sayı. En küçük doğal sayı değeri. Evet, 2 basamaklı en küçük doğal sayı da 10 zaten. Bundan daha küçüğünü elde edemem. Seçtiğimde en küçük asal sayılar zaten. O zaman 2 ve 5 seçerek K sayısını 10 olarak bulabilirim. K cevabımız 10 olarak bulunmuş oldu. K'nın en küçük değeri 10 demiş olduk 7. soruda arkadaşlar. 2 ve 5 seçtiğimizde cevabımızı sağlıyor. 8. ve son sorumuza baktık. 8. soruda asal çarpanları 2 ve 5 olan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Deneyelim. Asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böldüğümüzde 15, 3'e böldüğümüzde 5, 5'e böldüğümüzde 1 şeklinde devam eder asal çarpanları. 2 ve 5 olan diyor. Bakın bunda 3 de var. O yüzden bu olmadı. 90'ı böldüm. 90'ı böldüğümüzde 2'ye 30. 30'u 2'ye böldüğümüzde 15. 15'i 3'e böldüğümüzde 5. 5'i 5'e böldüğümüzde 1. Burada da 2, 3, 5 var. Yine olmadı. 3'ü olmasını istemiyor. 120'yi böldüğümüzde 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 2'ye bölünmedi. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 2, 3, 5. Yine 3 var. Olmadı. 250 sayısına bakalım. 2'ye böldüm 125. 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e bölünür. 5'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Gördüğünüz gibi 2 ve 5 asal çarpanlarında var. 3 yok. Bizden de 2 ve 5 olan sayı istediği için sadece sağlayan hangisi olabilir? D şıkkı olabilir. Diğerlerinde 3 asal çarpanında vardı. 8. sorumuzun cevabı da D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Burada ödevimizi tamamladık. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.